Herkese selam gençler. Ben Burak hocanız. Bugün sizlerle birlikte artık nereye geçiyoruz? Organik kimyaya geçiyoruz. Sevgili arkadaşım eğer organik kimyaya geldiysen artık sınava az bir zaman kalmıştır. Eğer organik kimyaya çalışıyorsan artık denemelerinde son netlerinde yükseltip en üst sınırlara doğru kendini çıkaracaksındır. Sınava bir ay kalmıştır. Belki maksimum iki ay kalmıştır diyorum. Bak önce ben Burak Hoca olarak sana organik kimyada karşına ne gelecek? buraları çok temiz, net bir şekilde ifade edeyim ve bunu ifade ederken ne yapacağım? İlk dersimi de anlatacağım. Önce buraları ifade edeceğim, sonra ilk dersimi anlatacağım. Bakın kazanımlarla tek tek göstereceğim sana ve AYT kimyada karşısına gelecek olan her şeyi net bir şekilde birlikte değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden hemen giriş yapıyorum. Bu arada organik kimya ile alakalı arkadaşlar sayılı derslerimiz olacak. Yani sıralı bir şekilde derslerimi paylaşacağım ve bitireceğim. Çok seri bir şekilde paylaşacağım derslerimi. Haberiniz olsun. Şimdi bizim toplamda AYT'de bak önce bir AYT'yi değerlendirelim. Organik kimya bu AYT'nin neresinde bunu konuşalım. Sonra hemen arkasından kazanımları göstereceğim ve ilk dersimize gireceğim. Bu sadece bizim organik kimyada kafamızda bir şeylerin netleşebilmesi için konuşmamız gereken bir kısım. Önemli bir kısım senin için. AYT kimyayı alalım. Bu AYT biyolojide olabilir, AYT fizikte olabilir. AYT kimyaya elime aldım. Toplamda AYT Kimya'da karşıma gelecek olan soru sayısı 13 soru, sevgili arkadaşlar. Şimdi bu 13 soruya baktığımızda, bak, 13 soruya bakıyorum, kazanım sayılarına da bakmak istiyorum. 11. sınıf ve tabii ki bu arada AYT Kimya'da karşına gelecek olan sorular nereden gelecektir? 11. sınıf ve 12. sınıflardan gelecektir. Bakıyorum 11. sınıfa sevgili arkadaşlar, toplam 35 tane kazanımla karşı karşıyız. 12. sınıfta 31 kazanımla karşı karşıyasın. Bu arada niye kazanımları ben gösteriyorum? Sorular sorulurken kapsam geçerliğine göre de soru sorulması gerekmektedir. Buralara çok fazla girmeyeceğim ama biz 13 soruyu bu 35 ve 31 kazanıma göre ne yapmamız lazım sevgili arkadaşlarım? Pay etmemiz lazım. Yani şimdi şöyle düşün. 35 31. Matematik hesabına girmeyeceğim burada. Yani 13'ü 12 olsaydı 6 6 pay ederdin. Ama 13 burada ne? 35'e 31 diye pay ettiğin zaman şunla karşılaşın sevgili arkadaşım. 11'in sınıf için karşına gelecek olan soru sayısından 7 soru dedim. 12. sınıf için karşına gelecek olan soru sayısına 6 soru dedim. Bak bu böyle olacaktır. 2020 AYT sınavında konu sınırlaması vardı. Ve konu sınırlamasında organik kimyadan sadece ikinci ünite vardı. Organik kimyaya giriş. Onun da tamamı yoktu. Bir soru geldi. Kimya ve elektrikten ise toplamda 2 soru geldi. Geri kalanları nereden geldi? Yukarıdan geldi. Niye bu aşağıdan 6 soru gelmedi de 3 soru geldi? Çünkü arkadaşlar yukarıdan 35 tane kazanım vardı. Aşağıda ise dikkat et kazanımlara 9 bu 6'nın 4 tanesi vardı. 13 tane kazanım vardı. 35'e karşı 13 tane kazanım olduğu için ister istemez ne oldu? Yukarıdan gelen soru sayısı daha fazla. Şimdi biz geldik 2021 yılına. 2021 yılında 35-31 daha toplam 66 tane kazanımla karşı karşıyayız. Ve bunun 6 tanesi organik kimyadan gel. Yani 12. sınıftan gelecek diyorum organik kimyadan demeyeyim. Şimdi kazanım sayısına bak. 9, 6, 11 ve 5. 9 kazanım olduğuna göre 31'in 9 kazanımı ise oradan antitökebilirsin. Ve ben bir yandan hesabımı yapıyorum. 31 kazanımın 9 elektrokimyaysa sevgili arkadaşım yüzde kaç elektrokimyadır? Değil mi? Bunun için ne yapıyorum? 900'ü 31'e bölüyorum. Yüzde kaçı? 29'u. Değil mi? E, 6 sorunun yüzde 29'u kaçtır? 0,06 ile çarptığımda 1,74 ile karşılaşırız. Ya da şöyle yapalım hemen. 31 kazanıma toplam 6 tane soru geliyorken 9 tane kazanıma kaç tane soru gelir diye hesabımızı yapalım. 6 kere 9 54. 54'ü kaça bölüyorum sevgili arkadaşım? 31'e. 1,74 geldi. Yani elektrokimyada karşına gelen değer ikinci kere matematik hesabımızı yaptık. 1,74. Yani toplam 6 sorunun 1,74'ü buradan gelmiş lazım. O yüzden organik kimyaya girmeden önceki elektrokimyadan gelecek olan soru sayısı da sevgili arkadaşım kaç sorudur? 2 sorudur. Hakikaten 2019 yılına bakıyorum, 2018 yılına bakıyorum, 2017, 2016'larda artık 30 soruluk AYT sınavlarına bakıyorum. Oranlara vurduğumuzda buradan gelecek olan soru sayısı 2'dir diye net bir şekilde görüyorum. Organik kimyaya girişe ve organik bileşiklere baktığımda toplam 17 tane kazanımla karşılaşıyorum. 31 kazanımın 17 tanesi organik kimya içeriyorsa 6 sorunun ne kadarıdır? Bakın arkadaşım 6 sorunun toplam 17 ile çarpıp 31'e bölündüğünde karşımıza gelen değer 3,29. Ne oluyor o zaman? İkinci ünite ve dördüncü üniteden toplamda karşımıza gelecek olan soru sayısı 4 sorudur. E hocam 6 oldu. İşte bu 4 sorunun bir tanesi belki son üniteye, dördüncü üniteye kayabilir. Veya 4 sorunun 4'ü de 2 ve 3. üniteden de gelebilir diyorum. Eğer buradan 7 soru gelecekse zaten kesinlikle karbon kimyasına giriş ve organik bileşiklerden 4 soru gelir. Bir de 4. üniteden gelir eder bize 7 soru. Yani bakın kazanım sayılarına, sürelere ve yüzdelere baktığımızda ki yüzdelerde en sonda yazıyor. Yüzdelere baktığımızda bizim karşımıza gelecek soru sayıları bunlardır. Çok uzatmayayım. Sen karşına nelerin geleceğini çok net bir şekilde görüyorsun. Burada bunu gördük. Bu, buraya bir daha girmeyeceğiz. Tamam mı? Kimya ve elektriği hallet. Anlattım ayrıntılı bir şekilde. İki soru oradan gelecek. Biz şimdi kimyaya giriş ve organik bileşiklere gireceğim. Bak 4 soru diyorum. 4 soru bizim için büyük bir sayı 13 soru içerisinde ama 4 soru içinde iki tane ünite çalışıyor musun gibi düşünme. Bunun içerisinde çok fazla ayrıntı var. Ama bu ayrıntılara girerken temiz, net bir şekilde gireceğiz. Bak şimdi bir sonraki sayfama geldim. Bir sonraki sayfada artık kazanımları karşına getirdim. Bak 12. sınıfın ikinci ünitesinin birinci kazanımı neymiş? anorganik ve organik bileşikler. Birinci dersimizde anorganik ve organik bileşikler. Yani bu dersimizde burayı tamamlayacağız. İkinci dersimize geldiğimizde basit formül ve molekül formülüne bakacağız sevgili arkadaşım. Şimdi bu derste ne var? Bu dersteki kazanımlara bak. Sana diyor ki anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder diyor. Yani hangi bileşikler organik, hangi bileşikler anorganik bunu bilirsin diyor. Ve organik bileşiklerin ne? Tarihsel gelişimini öğrenirsin diyor. Ve bizim anorganik ve organik bileşikleri ayırt edebilmemiz için onların nelerini de bilmemiz gerekiyor. Özelliklerini de bilmen gerekir diyor. Dikkat et yukarıda bu hangi kısma denk geliyor? Anorganik bileşik kısmına giriyor. Anahtar kavramlar vermiş bize. Her şeyi burada geçirmiyor. Ama kazanımlara baktığımızda biz anorganik ve organik bileşikleri bu dersimizde göreceğiz. Ve bunları ayırt edeceğiz. Organik bileşiklerin tarihsel gelişimine bakacağız. Bir sonrakinde bak bir sonrakinde sana diyor ki basit formül ve molekül formülü verir. Bu da ikinci dersimiz olacak. Ama diyor ki bunlarla ilgili formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar diyor. Yani bu hesapların hangi düzeyde yapılacağı hakkında bize net bir şey söylemiyor. O yüzden biz orada birazcık daha ayrıntılara doğru giriş yapacağız. Şimdi o zaman ilk başta Organik bileşiklerin artık tarihçesine girebiliriz. Bak yukarıda anahtar kavramlara geldiğimde basit formül ikinci kavramım. Bu MEB'in direkt kazanım listesi sevgili arkadaşlar. Biz buradaki bilgileri öğrendiğimiz takdirde her şey bitmiş olur. O zaman önce ne yapıyoruz? Ders 1 artık bismillah deyip ne yapabiliriz? Organik kimyaya giriş yapabiliriz. Belki 2 dakikanı, belki 3 dakikanı bakıyorum. 8 dakikanı almışım ama net bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Tamam mı? Bundan sonra sadece hangi kazanımla alakalı ders işleyeceğimizi söyleyeceğim ve ondan sonra hemen dersimize giriş yapacağız. Değil mi? 4 net 8 dakika bizim için çok uzun bir süre değildir dedim ve hemen geçtim. Girişte şunu öğrenmen lazım. Tik attıklarım arkadaşlar ders içerisinde beni bu konuda ünitede organik kimyada takip edecek olanlar için şunu söylüyorum. Tik attıklarımı kesinlikle ezbere bileceksin. Tamam mı? Belki cümlenin eksik bir şekilde bileceksin ama tik atılanları kesin bileceksin. Tek atılmayanları ise konunun bütünlüğü için bazı öncülleri yorumlayabilmen için kesinlikle bilmen gerekiyor. Şimdi karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve üretim yollarını inceleyen kimyanın alt dalına ne denir arkadaşım? Organik kimya. Bunu nerede görmüştün zaten? TYT'de görmüştün. Hani kimyanın alt disiplinleri vardı ya analitik kimya, elektrokimya, organik kimya. Burada görmüştün. Tamam. Dersimizi çok seri bitireceğiz. Söylem. Sözel kısımlarda çok uzatmayacağım. Sözel kısımlarda bilmen gerekeni çat söyleyeceğim. Kafanda kalman gereken, aklında kalması gerektiği şekilde bunu sembolize edeceğim ve bitireceğim. Şimdi geldim tarihsel seri önüne. Galiba Berzelius sevgili arkadaşlar bize bir şey söylemişti. 1814 yılında elementleri neyle göstermeyi önermişti Berzelius? sembollerle göstermeyi önermişti. Bunu söylemeden önce bu arkadaş demiş ki 1807 yılında biz organik kelimesini ilk kullanan kişi olayım demiş. Yani organik kelimesini ilk kullanan kişi Berzelius'tur. Berzelius bu kelimeyi kullandığında tamam mı sevgili arkadaşlar? Sadece organik maddelerin canlılar tarafından sentezlenebileceğini düşünüyordu. Bu yüzden 19. yüzyıla kadar organik bileşiklerin sadece canlı organizmalar tarafından sentezlenebileceğini ileri süren inanışa biz vitalizm deriz. Yani diyoruz ki organik bir maddenin üretilebilmesi için, sentezlenebilmesi için canlının olması şart. Laboratuvarda bunu sentezleyemeyiz. Cabir bin Anyam binlerce yıl öncesinde bize anorganik maddeleri bulmuştu. Mesela kral suyunu bulmuştu veya atıyorum tuz ruhunu bulmuştu, kezzabı bulmuştu. Ama organik maddeler çok eski tarihlerde bulunmamıştır. Çünkü canlı olması lazım diyorlar. Ama yıl 1828'e geldiğimizde tek var dikkat et burayı da bileceksin. Friedrich Wöhler Alman kimyager. Diyor ki bize: "Anorganik bileşiklerden yola çıkarak ben ne elde edebilirim? Organik bileşik elde edebilirim." Ve elde ettiği organik bileşik arkadaşlar laboratuvarda sentezlenen ilk organik bileşik. Nedir o da? Üre. Amonyum siyanattan yola çıkarak neyi elde etmiştir? Üreyi elde etmiştir gel hemen Röhler'in 1828'de bulmuş olduğu maddenin tepkimelerini bulalım. Şimdi bak ilk iki tepkimeye dikkat et. Tik var mı yok. Bunlara aşinalık olsun diye öğrenebilirsin. Ama ikinci yani üçüncü tepkimeyi kesinlikle bilmen gerekiyor. Potasyum siyanürden döngü böyle sürüyor bizim burada. Potasyum siyanürden yola çıkarak sevgili arkadaşım ne? Potasyum siyanatı elde ediyoruz. Sonra potasyum siyanattan yola çıkarak amonyum siyanat elde ediyoruz. Artık amonyum siyanattan sonrasını ezbere zorundasın. Amonyum siyanatın ısı ile parçalanmasıyla da ne açığa çıkıyor arkadaşım? Üre. Laboratuvarda ilk elde edilen organik madde üredir. Üre beyaz renklidir ve kristal yapılıdır. Suda ve alkolde iyi çözünür. Gübre hayvan yeminde kullanılır. Bitti. Ha özelliklerini belki üç aşağı beş yukarı aklında kalmayabilir ama ilk elde edilen, edilen maddenin amonyum siyanattan yola çıkarak üre olduğunu bileceksin. Devam ediyorum. Organik bileşiklerle alakalı bir şey konuşalım. Erime ve kaynama noktaları düşük. Karbon atomu içeren ana kaynağı genellikle canlılar olan bileşiklere biz organik bileşikler deriz. Bitti. Organik bileşiklerin yapısında karbon hidrojen kesinlikle olur diye bir şey yok. Ama organik bileşiklerin yapısında kesinlikle ne vardır? Karbon vardır. Hocam hidrojen olmadan organik bileşik olabilir mi? Olabilir sevgili arkadaşım. Hemen ifade edeceğim zaten. Ama bunların yanında işte bazı elementler de vardır. Hatta ve hatta sevgili arkadaşlarım yapısında sodyum gibi metalde bulunan organik bileşikler vardır. Ama yapısında karbon içeriyor olmasına rağmen karbon monoksit, karbondioksit, karbon disülfür karbon dis ve karbonat içeren bileşikler, kalsiyum karbonat, sodyum karbonat, sodyum bikarbonat, karbür sınıfı bileşikler, kalsiyum karbür, alüminyum karbür ve siyanür sınıfı bileşikler hidrojen siyanür potasyum siyanür bunları bilmek bizim için yeterli bunlar birer organik bileşik değildir ama yapısında hidrojen bulundurmamasına rağmen organik olan maddeler vardır bakın karbon tetraflorür karbon tetraklorür karbon tetrabromür ve son maddemiz bunlar ise bizim için birer nedir organik maddedir uzatmıyorum bu ünlemlerimize lütfen bilelim tekler ve ünlemler bu şekilde ilerleyeceğim bir sonraki derslerimizde de. Geldim şimdi. Senin bir de neyi bilmen lazım? Organik bileşikleri ve anorganik bileşiklerin arasındaki farkları bilmen lazım. Buraya gelmişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Buradaki bazı sorularımızı ve görsellerimi ve konu anlatım sıramı Aydın Yayınları AYT Ders fasikülünden ilerleyeceğim. Aydın Yayınları AYT Ders Fasükülü'nün son fasükülü bu organik kimya. Elinde olanlar oradan takip edebilir veya temin ederek takip edebilirler. Ama ben zaten ders anlatımını Yapıyorum. İsteyenler de durdurup durdurup notlarını alabilirler. Şimdi organik bileşiklerle anorganik bileşiklerin arasındaki farkları bilmen lazım senin. Aradaki farkı çıkartabilmen için bence organik bileşikler için evdeki doğal gazı düşün. Metan gazı. Anorganik bileşikler için de bakın evdeki sofra tuzunu düşünelim. Neden sofra tuzunu biliyorum, düşünüyorum biliyor musunuz? Çünkü organik maddelerin daha çok sevgili arkadaşlar ne olduğunu biliriz biz canlılar tarafından oluştuğunu biliyoruz. Ama anorganikler doğadaki dinerdir, daha çok minerallerdir. Ve bu ikisini düşündüğümüzde özellikler bakın sırayla birbiriyle çıkacak. Devam ediyorum o zaman hiç uzatmadan. Birazcık şöyle olayı küçültelim. Şimdi bak sevgili arkadaşım. Ana kaynağı ne? Petrol, doğalgaz ve kömür. Değil mi? Ana kaynağımız petrol, doğalgaz ve kömür. Sağ tarafı geldi. Ana kaynağım ne? Mineraller. Yapısında karbon ve hidrojen var. Burada ise diğer bütün tüm elementler var. Geldim aşağıya. Genellikle kovalent yapılıdırlar. Sağ taraf genellikle yönük yapılıdır. Sol tarafın erime ve kaynama noktaları düşüktür. Doğalgazı düşün. Doğalgazın evet erime kaynama noktası düşük. Çünkü niye sevgili arkadaşım? Gaz halde olduğu koşullarında gaz halde. Ama sağ tarafın erime ve kaynama noktaları yüksek. Değil mi? Biri düşük, biri yüksek. Zıt olarak düşünsen daha iyi olur. Isıya karşı dayanıklı oldukları için kolay bozulurken organik maddeler, anorganik maddeler dayanıklıdır. Bu yüzden ne olmaz? Kolay kolay bozulmaz. Organik maddeler yanıcıdır ve yandıklarında yapılarında karbon bulundurduğu için karbondioksit eğer hidrojen varsa da su çıkartır. Ama anorganik maddeler yanıcı değildir. Bunlar özellikler sevgili arkadaşım. Ben söylüyorum ama arada bazı kelimeleri tam söylememiş olabilirim. Sen bunları birebir bilmen gerekiyor. Çünkü bak kazanımı gördük. Kazanım ne diyor? Organik ve anorganik maddelerin arasındaki farkları bilir diyor. Tamam mı? Uzatmayacağız. Bitireceğiz olayı hemen. Tokatlayacağız. Bir kazanımı öğrenmek bizim için çok uzun olmayacak. O yüzden kazanım kazanım ilerleyeceğiz. Ve ben toplamda birkaç gün içerisinde olay netleşecek bizim için. Organik ya yani petro petro kolay kolay oluşmuyor değil mi? Oluşumları yavaştır, karmaşıktır, genellikle çok basamaklıdır. Bu yüzden fazla miktarda enerji gerektirir. Ama oluşumları genellikle anorganik maddelerin tek basamaklıdır ve oldukça hızlıdır. Bu yüzden az miktarda enerji gereklidir. Genellikle kendine has kokuları vardır. Bunu nereden bilebiliriz? Mesela bir map kitabımızında şöyle bir okuma metni vardı. Köpekler insanların ter kokularının içerisindeki karboksilik asitlerin koku farkından yararlanarak ayırt ederdiler. Değil mi? Böyle bir metin vardı. Belki hatırlayanlar vardır. Evet organik asitlerin kendi az kokuları vardır. Sirke kendi az kokusu var. Ama sofra tuzu kokusuzdur. Hocam doğal gaz kokuyor mu? Doğal gazın kokusu çok azdır. Bunu algılamak çok zordur. Bu yüzden bunu algılayabilmemiz için kaçaklarda içerisine metil merkeptan gazı ilave edilmesi lazım. Ama çok fazla ilave edildiğini görmüyoruz. Şimdi sevgili arkadaşım. Organik maddelerimiz genellikle apolar moleküllerdir. Bu yüzden suda çözünmezken iyonik bileşiklerimiz su daha iyi çözünür. Bitti. Karbon yap bağ yapma kapasitesi çok fazla olduğu için yani 4 olduğu için ve tekli ikili üçlü bağlar yaptığı için kısacası karbonun yapmış olduğu farklı bağ türlerinden dolayı bunun birçok nedeni var. Süreç içerisinde tek tek söyleyeceğiz. Milyonlarca ne vardır? Organik bileşik vardır. Ama anorganik bileşiklerin sayısı binlerle ifade edilir. 50-60 bin civarında. Anorganik maddeler çok eski yıllarda sentezlenmişti. Organik maddeler ise yakın tarihte sentezlenmeye başlanmıştı. 1828 Friedrich Wöhler. Doğal olarak doğada bulunabildikleri gibi sentetik olarak sanayi ve laboratuvarlarda sentezlenebilir. Evet mesela e, vanilin organik bir maddedir. Biz bunu laboratuvarda sentezleyebiliyoruz. Artık sorularımızı çözüp olayı bitiriyoruz. Sorularımız da sözel olduğu için Böyle 20-30 saniyede çöze çöze geçeceğiz sevgili arkadaşlar. O yüzden bilelim. Yapısında karbon bulunacak. Ee, anorganik kimyanın incelediği bileşikler arasında yer almaz. E, anorganik kimyanın içerisinde yer almıyorsa neye olması lazım sevgili arkadaşım? Organik olması lazım. Biz ne demiştik? Karbürlü bileşikler bizim için anorganiktir. Karbondü silfür anorganiktir. Karbonatlı bileşikler anorganiktir. Siyanürlü bileşikler anorganiktir. Bunlar direkt 3-4 yıl ard arda MEP kitabında geçen kazanımda bulunan bileşiklerdir sevgili arkadaşlar. O yüzden bilelim. Ama B bizim için nedir? Hidrojen olmaması rağmen organik bir bileşiktir. Metil alkol bakıyorum hangisi yanlıştır? Organiktir. Neden? Karbonatlı değil, karbürlü değil, karbondisülfür yok, karbondioksit yok, siyanürlü değil. Bitti. Yapısında karbon olduğu için karbondioksit hidrojen olduğu için su çıkar. Bitti. Hepsi ametal olduğu için kovalenttir. Suda çözünmez, Buna bir dursun, bunun için bir konuşalım. Oda koşullarında sıvı halde bulunur diyor. Evet, oda koşullarında sıvı halde, e, suda çözünmez diyor. E Hocam, bu genellikle organik maddeler suda çözünmüyor. Bu niye suda çözünüyor? Çünkü bu arkadaşım polar bir madde, polar kovalent bir bileşiktir. Polar bir molekül olduğu için, polar bir molekül olmasından dolayı suda ne olur? Çözünür. Bu yüzden cevabımız değişik olur. Bitireceğiz hemen organik anorganik diye sınıflandıracağız. Sen burada aslında anorganikleri bilirsen güzel olur. 4 anorganik. 1 anorganik. Bakıyorum bakıyorum başka var mı anorganik? Yok. 1 4 anorganik. Bitti. O zaman cevabı ne olur? A olur. Temiz. Çünkü bak karbonu burada karbondioksit olsaydı anorganik olurdu. Karbondioksit olsaydı anorganik olurdu, değil mi? Yani bir öncekinde konuşmuştuk bunları. Geldim şimdi. Burada bir formül var. Formülü görüyorsun. Formül sana çok yabancı gibi bir şey geliyor. Ama şuradaki sodyumdan dolayı buna anorganik demek istiyorsun. Ama biz organik bileşiklerin özelliklerine bakarken şurada geçiyordu. Sert sabunun içerisinde de sodyum vardır arkadaşlar. Buradaki sodyumdan dolayı biz buna anorganik diyemeyiz. Bu sodyum bir yağ asidinin sodyum hidroksitle tepkimesi sonrasında oluşan sert sabunun formülüdür. Peki buradaki nedir sevgili arkadaşlar? Buradaki bir deterjanın formülüdür. Yani organiktir. Kovalent bağ içerir diyor. Ametal atomları olduğu için kovalent bağ içerir. Suda çözünmez diyor. Dursun. Yapısında 5 tür atom vardır. Karbon, hidrojen. Şu ortadaki benzen halkasının içerisinde de karbon ve hidrojenler vardır. İleride daha ayrıntılı göreceğim. Kükürt var. 3. Oksijen var. 4. Sodyum var. 5. Unique bağ içerir. E, i̇çerisinde bir tane sevgili metal var bir tane metal varsa iyonik bağ içermesi gayet normal. Hocam bu apolar bir molekül değil. Polar bir molekül. Suda çözünmesi lazım ama suda çözünmez diyor. Bu yüzden cevabı ne olur? D olur. Devam ediyorum. Organik bileşiklerle ilgili aşağıdaki hangisi yalnız? Canlı ve canlı atıklarından elde edilir. Tepkimeler oldukça hızlıdır diyor. Hop burada duralım petrolü düşün. Yakıt olarak kullanılır. Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Çoğunun kendine az kokuları vardır. İnsan terinin kokmasının nedeni organik maddelerdir. Gel. Biri organik, Diğeri anorganik olan iki farklı bileşik için ortak özelliktir. O zaman buraya bir organik yazdım. Buraya bir de anorganik yazdım. Biri organik, diğeri anorganik olan iki farklı bileşik için ortak özellik olabilir. Karbon enanti içerme ikisinde de olabilir. Örneğin kalsiyum karbonat, değil mi? Yanıcı olma. Organik maddeler yanıcıdır. Yananlar vardır. Anorganik maddelerin içerisinde yanıcı var mı? Tabii ki onların içerisinde yanıcılar da vardır. O yüzden buraya da dikkatli. Kovalent yapılı olma. Tabii ki mesela karbondioksit yaz buraya. Anorganik. Buraya CH4 yaz. ikisi de kovalent yapılı olmasından dolayı ortaktır. E şıkkını işaretlersin. Geldik arkadaşlar. Son sayfamızda son iki sorumuz. Bunu da çözdüğümüz takdirde otomatikman dersimizi bitiriyoruz. Bu arada sevgili arkadaşlar bize ne demiş amonyum siyanattan yola çıkarak üren elde edildiği tepkime vermiş. Hangisi yanlış? Bu kimyasal bir olaydır. Döhler sentezi olarak bilinir. X polar. o yüzden suda iyi çözünür. Laboratuvarda ilk sentezlenen madde üredir. Doğru. Ya ama sevgili arkadaşım amonyum siyanat organik bir madde değil ki. Organik madde olan üredir. Bu yüzden cevabın C olur diyorum. Sevgili arkadaşım burada senin şunu yapmanı istiyorum. Gerçekten benimle düzenli bir şekilde burayı takip edip Artık şöyle bir şey. İkinci dersimiz ikinci kazanımız. Üçüncü dersimiz üçüncü kazanımız. Her bir kazanımı bir derste anlatacağım ve bitireceğim. Kaç derste biteceğini birkaç ders sonra çok net bir şekilde planladığım için otomatik ben söyleyeceğim. Diyorum o zaman bir sonraki derste yani ikinci kazanımda artık formül bulma sorularında belki de organik kimyanın içerisindeki problemlerin en çok olduğu kısımla buluşmak dileğiyle kendine iyi bak sevgili arkadaşım.